Arkadaşlar bugün sizlerle Vectra C3.2 aracımızın buji ve bobin bakımlarını yapacağız. Yaklaşık 20.000'dir. Bujilerine bakmadık. Bobinlere bir bakacağız. 3. pistonda ateşleme hatası gibi bir şey diyor cihazda. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben de merak ediyorum ama zahmetli bir işlem. Yani şu manifold komple sökülüyor. Bunun şu an soğumasını bekliyorum sökmek için. Bu çıkıyor komple. Altında bobinler. Bakın burada. Şurada elimin olduğu yerde. Bunu sökmeyince bujilere ve bobinlere ulaşamıyoruz. Hava filtresini falan buralar söktüm zaten. Sökmüşken şu arka tesisatı da bir elden geçireceğim. Dışındaki plastik bayağı ufalanmış artık sıcaktan. Sıcak sıcak soğuk sıcak soğuk. Dışına ben başka plastik geçirdim ama kablolarını da yine bir elden geçireceğim. Bakacağım bir sıkıntısı var mı? Birbirine temas eden kablo var mı diye. Onları da bir elden geçireceğiz. Bugün işlem uzun bakalım. Ne zamana bitecek? Bu V6 motorda burada 5 tane vida var arkadaşlar. 1, 2, 4, 5. Bu 5 vidayı söktüğümüz zaman torç 30 olması lazım bunlar. Bu manifold komple yerinden çıkıyor. Genelde ustaların en büyük hatası aracı bilmedikleri için şu üstteki vidaları söküyorlar. Bu sadece buranın kapağı. Bunu sökmeniz manifoldu almanızı sağlamıyor. Bu vidaları sökmeyince hatta içteki vidaları da söküyorlar söktükten sonra ulaşmak için. Şu buralardan bir defa hava aldırdıktan sonra araca bu kapak açıldıktan sonra özellikle bunun ara katı var şurada. Buraları sökerlerse daha bunun hava aldırmama şansları yok. Araçta devamlı hava kaçırdığı için bir yerden bu aracın düzeni kaçıyor arkadaşlar. Onun için mutlaka bu 5 vidayı söküp çıkaracağız. Ben ilk aldığımda bakım yaptırırken usta bu kapağı sökmüştü. Yani daha sonunda burayı çok uğraştım kapatacağım diye. Ondan sonra ancak kesebildik bu hava mevzusunu. Bu önemli. İlk önce bu etraftaki hortumları açacağız arkadaşlar. Burada gaz kelebeğine gelen iki tane hortum var sıcak su. Şimdi gaz kelebeği donmasın diye. Kelepçeleri ayarlı penseyle bir geliyor karşıdan. Bunları böyle şuraya atacağız. Evet arkadaşlar. Almanı bu yüzden seviyoruz. Bakın diyor ki 6 tane burada 6 tane metrik 6 vida var diyor. Bunu da diyor torç 30'la sökebilirsin diyor. Ve vidanın şeklinde burada vermiş. Bakın içindeki vidanın nasıl olduğunu şeklinde burada göstermiş. Işıktan bilmiyorum şu an gözükür mü? Bakın vidayı görüyorsunuz. Resimdekinin aynısı. Yani size önceden sökmeden önce nasıl sökmen gerektiğini burada anlatmış zaten adam. Şimdi bunu burada dikkat etmeyince bizim ustalar ne oluyor? Bakın kendi kendine şu an oynadı. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmadım daha. Vidalarını söktüm oynadı. Ama bizim ustalar sağ olsun bütün her tarafı bir söküyorlar. Sıradan giriyorlar. Ondan sonra çadır karışıyor arkadaşlar. Evet, biraz zahmetli bir işlem arkadaşlar. Gövdeyi iki parmak şöyle kaldırıyorsunuz. Sonra ön tarafa yatırıp bakın şurada çentikleri var bloğun üzerinde. Şurada bakın bir boşluk var. Bu manifoldun şuradaki çıkıntısı buradaki çıkıntı bu boşluğa denk getirmezseniz şuraya bu kapağı dışarı çıkaramazsınız. Ben önceden 3-5 sefer söktüğüm için artık kendim bu işi öğrendim. Ama yine beni de yordu yine. Kolay değil. Şimdi bobinimize ulaştık arkadaşlar. Bobinimizi söküp bakacağız ne var ne yok.
Öyle bir şey ki lokmayla bu bobini üst kapağı sökmeden çıkarsanız bile en sona kadar çıktığı zaman bu sefer bu yukarı değiyor. Yine alamıyorsunuz. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Sohbetini çıkardık arkadaşlar. Evet, bobinimize ulaştık. Bobinimizde gördüğünüz gibi sağ tarafta yağ var. Bir miktar yağ gelmiş. Soldakinde çok az var. Ama ortadakinde yok. Ortadakinin sıkıntısı da şu. Bakın burası yırtılmış. Şu malzeme yırtıldığı zaman arkadaşlar gövdeye kaçak yapıyor. Gövdeye elektrik kaçağı verdiği zaman da çat 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 diye bir ses gelmişti. Demek ki buradan oldu. Şimdi bakın bu çok kuru. Diğerleri hafif yağlı. Bunda bir sıkıntı olmaması lazım normalde. Ama bobinin burası yırtılmış. Bu yırtıldığı için bize sıkıntı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 numaralı bobinin bujunun olduğu yer de yağ var. 3'te bir şey yok. 3 kupkuru. Ama tahminim bunda da bobin buji gevşemiş gibi geliyor. Çünkü kurum var burada. Burada çok hafif yağ var. Şunda az yağ var. Bunda da kurum var. Kurum demek buji gevşedi aradan. Buraya duman geldi demek. Ona bir bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Bujiyi elimizle söküyoruz gördüğünüz gibi. Niye kurum yaptığının şeyi bu. Yani Ankara'da güya bunun bujilerini değiştirdim. Ben bakımını yaptırdım. 800 lira da para verdim o zaman. Yine bujiyi düzgün sıkmadıklarından üst kapağın vidasının biri de gevşekti. Bu da gevşekti. İsim vermeyeceğim ama şimdi her işini kendin yapacaksın işte. Şimdi bunun için tekrardan burayı sök. Komple dağıt. Tekrardan manifoldun hava alma riski var bu iş için. Risk yani bu iş. Yazık. Verdiğimiz para şimdi boşa gitmiş. Komple kurum gördüğünüz gibi içerisi. Bujiye veriyorum kabahati. Bobine veriyorum. İnşallah bobini de o sıcaktan yakmamıştır. Evet. Buji görüyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafı komple kurum yapmış. Gevşemiş. Ha, orada biriken yağ belki yakmıştır ama yukarıya da kompresör kaçağı verdiği için arabada silkeleme yapıyor işte. Ve düzensiz çalıştırıyor. Ve şöyle bir sıkıntı var mı bu bujide? Bir bakalım. Bunları mı temizleyeceğiz mecburen? Öyle takacağız tekrardan. Evet maalesef görüyorsunuz kurum arkadaşlar etrafı komple kurum yapmış buralar. Yani git gel yolu masrafı ustası bilmem nesi 1500 lira para harcıyorsun yine en sonunda yine kendin uğraşıyorsun. Evet arkadaşlar bujilerimizi 300 lirimiz zımparayla çok hafif zımparaladık. Böyle balata spreyle temizledik yerine taktık şimdi. Sıkacağız bakalım. Evet arkadaşlar, bujimiz gevşekti, yuvasını bozmuş maalesef. Mecburen diş açtım oraya, bujiyi öyle taktık. Sağ olsunlar, önceden yaparken gevşek takmışlar. Kompresyonu da aşağıdan vurdukça gevşetmiş iyice. Buji titremekten yuvayı bozmuş. Mecbur diş açtım oraya. Öyle taktım bujiyi şimdi toparlayacağız.
ön tarafı kontrol edeceğiz sökmüşken. Yavaş yavaş toplayacağız. Evet, vidalarımızı geri takıyoruz arkadaşlar. Üst vidaları sıktık arkadaşlar. Bir tane de şu arada bunun vidası var. 6 tane vida. Unutmamak lazım. Termosun üzerine. Şimdi bu hortumları takacağız. Şurada 2 tane gaz kelebeğinin altında bu hortumlar var. Bunlar önemli. Eğer bunları düzgün takmazsak motor suyu bitirir. Arabayı yakarız. Bunu unutmamamız lazım. Evet, bunlar karga bunun penseyle bunları açıp böyle arkadaşlar sıktırıp takıp bırakıyoruz. Bu şekilde kapmış oluyor. Orada başka unutmamamız gereken karter geri dönüşümü var. Bunu buraya takacağız. Maddi için bu önemli. Başka bunu unutmamamız gereken bakalım. Evet. Gaz kelebeğine gidecek olan sistem var burada. Tutturduk. Gaz kelebeğinin bunu da taktık. Geride akış metremiz var. Arkadaşlar akış metre buraya takılacak. Aksesörlerimizi takmıştık zaten. Bunları takmıştık. Evet, genel manasıyla bitti arkadaşlar sistem. Ama şunun altından geçirmemiz lazım. Ortadan üstten gitmesi olmaz. Evet. Evet arkadaşlar, genel manasıyla işimiz bitti. Şu kapakları takması kaldı sadece. Eksik bir şeyimiz var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Şu anda bir şey gözükmüyor. Şimdi silikon sürdüğümüz için onun biraz kurumasını bekleyip sonra marşa basacağız. Evet arkadaşlar, motorumuzu çalıştırdık. Şükürler olsun. Şu an saat gibi çalışıyor. Dikkat ediyorsanız hiç titreme bile yok yani. Ve altı motorun güzelliği bu. Streçim çok az, düzgün olduktan sonra ayarı. Elhamdülillah yani burada böyle çözülmüş oldu. Ben bayağı bujinin orası sıyırınca uğraşacağız demiştim ama kolaylıkla çözülmüş oldu. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzmir'de deprem olmuş. Şimdi öğrendim. Can kaybı olan yaşayan akrabalarını, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum şimdiden. Geride kalanlarda şifalar diliyorum. Allah'a emanet.